arkadaşlar merhaba, ERCB'nin bilançosuna bakacağız. Evvel arkadaşlar net işletme sermayesinde sıkıntı yok arkadaşlar. Net borç 73 milyon artarak 1 milyar 824 milyona çıkmış arkadaşlar. Çok ciddi bir yatırım gözükmüyor. Nakit akışlarında sıkıntı yok. Bütün bunları söyledikten sonra gelelim faaliyet konusuna. Satışlardan bahsedeceğiz. Bir önceki çeyrekle bir sonraki çeyrek arasında çeyreklik bakıyoruz. Ne kadar düşme, artma olmuş ona bakacağız. Geçen sene bu zamanlar -0.09 bir önceki çeyreklere hasılatta pardon arkadaşlar yanlış yeri açmışım. Evet arkadaşlar, çeyreklik bakıyoruz. Evvela hasılattan başlayalım faaliyet konusuna. Geçen yıl bu zamanlar yani 2012 ile 2023 arasında hasılat artışı %59.15 olurken şu anda 61.93. Bir önceki çeyrekte 2.22'ymiş. Dolayısıyla bu hem bir öncekinden hem de bir yıl öncekinden iyi bir rakam arkadaşlar. Her sattığı 100 liralık malda ne kadar faaliyet karı üretiyormuş? Geçen yıl 5.95, şu anda 3.01, bir önceki çeyrek eksiymiş. Bu da geçen yılkinden kötü olmuş. Ama bir öncekinden iyi arkadaşlar. Biraz şeyi gerilemiş yalnız. Hasılat fena değil ama marj gerilemiş arkadaşlar. Orada biraz sıkıntı olmuş. Her 100 liralık öz varlıklarıyla ne kadar faaliyet karı üretmiş? Geçen sene 3.80'miş, şu anda 2.66, bir önceki çeyrek eksiymiş zaten. Bu da bir önceki çeyrekten iyi, geçen senekinden hafif olumsuz olmuş. Net kar kısmına gelelim arkadaşlar. Net karda her 100 liralık öz varlıklarıyla geçen yıl 1.79 net kar üretirken şu anda 1.30 üretmiş. Bir önceki çeyrekte 5.85'miş. Net çeyrekte maalesef en kötü 6 çeyrek ikinci performansını yaşamış. Öz kaynak büyümesine bakınca geçen yıl %31.38 artarken şu anda 2.75 artmış. Bir önceki çeyrekte 6.20 büyümüş. Bu da 6 çeyreğin en kötü performansı olmuş. Yıllık büyümeye bakınca 2022'ye 9'da arkadaşlar yıllık olarak %150.71 büyümüş. Sonra 59.51'e düşmüş. Sonra da 24'e düşmüş. Böyle devam ederse herhalde yarın da herhalde 15'e düşer yani. Tabi bunun etkileri var arkadaşlar. Bu yeniden değerlendirmelerin etkisiyle bu hale geldi. Enflasyon çok yükseltti biliyorsunuz. Ama şimdi enflasyon da gerileyince bunlar da yeniden değerlenmeler o kadar büyük oranda yapamadıkları için birdenbire aşağı gelmişler. Fiyat hareketine bakalım arkadaşlar. 31.78'miş fiyatı. Oradan bu yana öz kaynaklar %176 giderken fiyat geride kalmış. %142 olmuş. Neden? Nedeni de şu arkadaşlar. Geçmişte de biraz şişikti fiyatları. Onun şimdi dengelenmeye çalışılıyor. Bana göre öyle yani, bilmiyorum. Halka açıklık oranı %21, en düşük 5 yılda gördüğü piyasa değeri, defter değeri 1.51, şu anda 3.15'te yaklaşık 2 katında arkadaşlar. FK 31.88, fiyat bölü hisse başı öz kaynak getirisi de 15.89. Şimdi bütün bunları söyledikten sonra bir de getiri potansiyelini ölçelim arkadaşlar. Oradan ne gibi bir sonuç çıkaracağız. Şimdi bunun defter değeri 24 lira 45 kuruş. Arkadaşlar fiyattan bağımsız olarak bunun 77 lira ya da 77 trilyon olmasının hiçbir anlamı yok. Şu gördüğünüz 24 lira 45 kuruşu böyle devam ederse %24 oranında çoğaltacak. O da bir yıl sonra size 6 lira 05 kuruş para kazandıracak. Böyle devam ederse diyoruz. Bak böyle devam etmeyeceğini size kalmış. Peki fiyat nerede? 77.10. Bu 77.10 siz faize koysanız 25 lira 44 kuruş. Yine herhangi bir maddi duran varlık alırsanız da bundan dolayı, enflasyondan dolayı 43 lira 55 kuruş para kazanacaksınız. O halde arkadaşlar performans açısından, getiri performans açısından hem faizin hem de enflasyonun çok çok gerisinde kalmış. Peki ne olması lazım arkadaşlar? İki şart var. Ya şu öz kaynak büyümesini arttıracak arkadaşlar. Öz kaynak büyümesi artınca ne olacak arkadaşlar? Şuradaki miktar artacak. Şu 6.05 yukarı gidecek, şu dengeye gelecek. Veyahut da arkadaşlar şu fiyat gerileyecek, şuradaki kazanç azalacak. Öyle dengeye gelecek. Hangisinin olacağına siz karar vereceksiniz. Karar tamamen size ait. Ben fotoğrafı çektim, gösterdim.
Benim şeyim, görevim bu. Gerisi nereden alırsınız? Nereden satarsınız? Ya da ne gibi bir tahmininiz olur? Gerisi size kalmış. Bir sonraki bilançoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.